Yıl 1929. Cumhuriyet daha 6 yaşındadır ve dünya otomotiv endüstrisi henüz emekleme evresini bile aşamamıştır. Böyle bir dönemde Türkiye, boyundan büyük bir işe kalkışarak dönemin seri üretimde en başarılı otomobil markası olan Ford'la 25 yıl süreli bir montaj anlaşması imzalar. İstanbul Tophane'de kurulan serbest bölgede Ford Motor Company'nin başlattığı bu girişim, 1930'lu yılların ekonomik krizi içinde gelişme gösteremeden eriyip gider. 1953'lerde bu düşünceden doğan kıpırdanmalar, montaj veya yerli üretim fikrini ülke gündemine sokar ve 1954'te yeni bir girişimle yine bir Amerikan markası olan Willys'in üretimine başlanır. İstanbul Tuzla'da kurulan Türk Willys Overland Limited'e ait fabrika, orduya jip ve kamyonet üretmeye başlamıştır. Bu yatırımı 1955 yılında Türk Otomotiv Endüstrisi Anonim Şirketi'nin kamyon fabrikası ve ardından Otosan ve Çiftçiler Anonim Şirketi'nin ikinci ve üçüncü kamyon fabrikaları izler. Otobüs üretimi ise 1963 yılında İstanbul Otobüs Karoseri Sanayi Anonim Şirketi tarafından Magirus otobüslerinin montajıyla başlatılır. Bu arada ilk yerli motor denemesi bir süre çalıştığı Almanya'dan büyük azim ve heyecanla Türkiye'ye dönen Necmettin Erbakan'ın Konya'da kurduğu Gümüş Motor Fabrikası ile gerçekleşir. Ancak fabrika çok uzun ömürlü olamaz. Erbakan yönetimindeki fabrika 2 yıl sonra büyük bir mali krize girerek batma noktasına gelir. Türkiye aslında kendi otomobilini üretti, kendi motorunu da üretti. Fakat bunu bugüne taşıyamadı. Bugün bunu geliştiremedi. Bunun birçok sebebi var. Belki siyasi bir istikrarın olmayışı o dönemde. Bu noktada irade koyması gereken insanların gereken güçte iradeyi koymamaları. Bir başka önemli husus da şu olsa gerek. Otomotiv sektörü bütün dünyada çok önemli bir sektör. Bugün baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin hepsinde otomotiv sektörü ekonomide çok ciddi bir yer tutuyor. Bu da şu demek, bu pastada yani ekonomideki pastada otomotiv sektörü çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bu sektörün içinde ciddi oyuncu olanlar bir başka rakibin çıkıp bu pastadan pay almasını istemiyorlar. Açıkçası bu noktada yerli bir otomobilin yapılması ya da yerli motorun üretilmesi ve bunun bugüne taşınması çok zor, çok çetin, çok sabırlı bir çalışmayı gerektiriyordu. Bundan dolayı biz bugüne kadar kendi yerli otomobilimizi belki yapamadık, yaptık ama yürütemedik, kendi yerli motorumuzu üretemedik, ürettik ama bugüne taşıyamadık. Ana sebepler bu olsa gerek diye düşünüyorum. Diğer bir önemli sebep de İlk yapılan prototipler, ilk yapılan motor, ilk yapılan otomobil ciddi bir maliyet taşıyor. Ciddi bir maliyeti var. Bu daha sonra seri üretime aktarılınca, üretimin sayısı arttıkça bu maliyet düşüyor. Bu noktada da belli bir zaman süresince üretilen otomobilin ya da motorun devletçe desteklenmesi gerekiyor. Ya da bir şekilde bir takım teşviklerin uygulanması gerekiyor. Çünkü yerleşmiş, bu alanda seri üretim yapan, toplu üretim yapan muadillerine karşı daha zayıf bir durumda korunması gerekiyor. Belki biz bunu başaramadık, bunu beceremedik. O günün genç bilim adamı Erbakan, her şeye rağmen gümüş motorun devam etmesini, hatta gümüş motorun yerli araba üretmesini istemektedir. Bir başka idealist Vehbi Koç da otomobil üretme hayaliyle yanıp tutuşmaktadır. 1959 yılında Ford Motor Company'yi ikna eden Vehbi Koç, Otosan'ı kurar. Bu girişim otomobil üretimine dönük yatırımlar bakımından ilk adımdır. 1960 yılında kadrosu bütünüyle Türk olan Otosan fabrikasında günde 4 adet Ford Consul otomobille 8 adet Ford Thames kamyon üretimine, 1967 yılında da hafif ticari araç olan Ford Transit'in üretimine başlanır. Ancak bunların hiçbiri yerli otomobil üretmek anlamına gelmemektedir. Çünkü üretilen otomobillerin markası da, motoru ve aktarma organları da başka ülkelere aittir. Yerli otomobil yapma şansı Erbakan'ın değilse de bir grup idealist mühendisin eline geçer. 1960 ihtilalinin Cumhurbaşkanı seçtiği Cemal Gürsel, yerli otomobil üretilebilmesi için 1 milyon 600 bin lira kaynak ayırdığını söyler ve Eskişehir Demiryolları CER Fabrikası'nı mühendislerin emrine verir. Bir milli otomobil üretilmesi için ayrılan para 2 milyonu bile bulmaz. Oysa aynı yıl orduda süvari birlikleri kaldırıldığı halde Tarım Bakanlığı bütçesine at neslinin ıslahı için konan kaynak 25 milyon liradır.
Ancak 1 milyon 600 bin liralık kaynakta çok görülür ve 900 bine düşürülür. Buna rağmen Cemal Gürsel'in devrim olarak adlandırılmasını istediği otomobil, o günün kısıtlı şartlarında 129 gün gibi inanılmaz kısa bir sürede tamamlanır. Ancak heyecandan benzin ikmalinin unutulması ve iki otomobilden birinin törende 100 metre ilerledikten sonra durması, dönemin basınının diline düşer ve harcanan onca paranın boşa gittiği yorumları yapılır. Devrimin mühendisleri buna cevap niteliğinde bir bildiri yayınlar. Bildiride devrim otomobilleriyle Türkler otomobil yapamaz zihniyeti çürütülmüş, geri düşünce mağlup edilmiştir. Şunu ileri sürebiliriz ki devrimin daha sağlam, daha güzel hale getirilmesi artık bir yatırım işidir. Bu konuda karar vermek de devletindir. Şahsi hiçbir menfaatimiz yoktur. Hedefimiz memleketimizin gelişmesidir. Takdir büyük Türk milletinindir denmektedir. Biz kendi uçağımızı da ürettik. Hatta siparişler aldık. Satış anlaşmaları yaptık. Ama daha sonra dünyadaki büyük uçak üreticileri çok daha ucuza, çok daha az maliyetle bize bunu vermeyi teklif ettiler. Ve bizim uçak sanayimiz öldü. Biz bunu geliştiremedik. Tıpkı otomobil gibi, tıpkı motor üretimi gibi bugüne taşıyamadık ve küresel planda bu pazardan pay alamadık veya bu pazarda bir oyuncu olamadık. Aynı şey otomobil sektörü için de geçerli. Biz Türkiye'de 50 yıldır otomobil üretiyoruz. Otomotiv sanayimiz 50 yıldır var ve gerçekten güçlü bir yan sanayimiz var. Otomobil üretmenin ya da otomotiv sektörünün en önemli unsuru iyi bir yan sanayiye sahip olma. Türkiye iyi bir yan sanayiye sahip ama kendi otomobili üretemiyor. Hatta şöyle de diyebiliriz. Türkiye bir otomobilin %80-85'ini üretebiliyor. Motorların önemli parçalarını üretebiliyor ve bir otomobil üretmesi için her şey var. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretemedik şu ana kadar. Burada en önemli şey şartların oluşması diye düşünüyorum. Türkiye'de o dönemde bu şartlar oluşmamıştı. Ama bugün için bu şartların oluştuğunu düşünüyoruz ve kendi otomobilimizi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye şu an Avrupa gibi çok uzun bir sanayileşme sürecinden gelmedi. Ama bu süre içerisinde de Türkiye'nin yapmış olduğu bazı çalışmalar oldu. Özellikle motor ve otomotiv sanayinin gelişme süreciyle bağlantılı olarak Türkiye aslında geçmiş dönemde pancar motor olarak bilinen bir motoru 1954 yılında %100 yerli olarak yapmayı başardı. Aslında pancar motor o günkü şartlar itibarıyla oldukça performanslı da bir motordu. Türkiye'nin bu anlamda kendine duyacağı geçmiş dönemdeki özgüven anlamında önemli bir çalışmaydı. Aslında bu pancar motorun da yapılma aşamasında rahmetli Profesör Necmettin Erbakan'ın ciddi katkıları ve öngörüleriyle ortaya konmuş bir çalışma olarak da biliniyor. Tabii o başlangıç yıllarındaki çalışmalar biraz daha merkezi yönetimlerin almış olduğu kararlarla gelişen kararlar. Ama Türkiye bugüne geldiğimizde otomotiv sanayinde 60 yıla yakın bir süreç. Bu süreç içinde aslında şu anda Türkiye başka uluslararası markaların lisansları altında araba üretebiliyor. Bu arabalar dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanıcılar tarafından da beğeniyle kullanılan araçlar. Eksik olan yönümüz aslında kendi markamızı ortaya koymuş olmamamız. Türk milletinden hak ettiği ilgiyi gören devrim, ne yazık ki dönemin devlet idaresinden aynı ilgiyi göremez.
Siyasi irade bir avuç kahraman mühendisin büyük bir özveri ve çabayla ürettiği devrimin arkasında durmaz ve yerli otomobil hayali tam olarak gerçekleşemeden tarihe gömülür. Buna rağmen devrim, özel sektörde otomobil üretme fikrini körüklemiş ve girişimcilere cesaret vermiştir. İşin ilginç yanı ise 1966 yılında üretime geçen Türkiye'nin ilk seri üretim otomobili Anadolu'nun müteşebbislerinin başlangıçta Türkiye'de otomobil yapılamaz diyenler oluşudur. Koşarsın, aşarsın, coşarsın Anadolu'm benim. Yutarsın elleri dolu dizgin. Anadolu'm benim. Anadolu demişler adına. Can vermişler ayaklarına. Oy gülüm oy. Anadolu'dan yana ne varsa hepsi Anadolu'da. Hepsi Anadolu'da. Anadolu, Anadolu demişler adına. Oy Anadolu oy. 1961'li yıllarda 1600 TL gibi bir bütçeyle 4,5 aylık bir süre içerisinde işte bu filmlere de konu olan aslında Türk mühendislerinin büyük özverileriyle yapılmış bir çalışma. Sonucu itibariyle bir araç ortaya çıkmış ve o gün resimlerinden de görebiliyoruz. Başarıyla da yürütülmüş bir projeydi. Ama Türkiye'de bazı şeyler istenildiği gibi olmuyor. Özellikle son dönemleri saymaz isek Türkiye'de iyilikler bir anlamda cezasız kalmıyor. Misali bu pancar motor ve devrim arabaları aslında belli kesimlerin belki yapılan çalışmaları itibarsızlaştıran kampanyaları sonucunda devam eden projeler olarak ortaya çıkmadı. Ama geçmişten dersler alabilir. Türkiye bugün gelmiş olduğu nokta itibariyle de artık çok daha kendine güven duyarak kendi markasıyla da arabasını geliştirebilir diye düşünüyorum. Gümüş motor üretilirken bol miktarda dışarıdan motor ithal edildi ve çok ucuz fiyatlarla satıldı. Ve yönetim kurulu da daha sonra hakimiyet başka grupların eline geçirilerek gümüş motor baltalandı diye düşünüyorum. Türkiye niye yerli otomobilini yapamadı? Çünkü otomobili dış devletlerle yapma ihtiyacını duyduk. Belki doğruydu bu. Fakat onlar da bize hiçbir zaman Türkiye'de otomobil üretme imkanını vermedi. Türkiye'deki üretilecek otomobillerin montaj sanayi halinde çalışması ve bu çalışmaların neticesinde de pazarda satış ve yeni bir şeyin doğmasını engelleyerekten çalışmalarını devam ettirdiler. Türkiye otomobil motoru ve otomobil yapmak isteyen insanlar çıkmadığı için yapılamadı. Ama bugün çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Hem devletin, hükümetin şeyi var, hem de halkta çok büyük bir beklenti var bu arabaların yerli olması yönünde. Fakat bunun tabii bazı güçlükleri var, önümüze çıkacak bazı güçlükleri var. Bu motoru nasıl üreteceksiniz? Ürettiniz, bir problem yok orada. Diğerlerinden farklı tarafınız ne olacak? Yani sizin üretiminizi niye tercih edecekler? Bu önemli. Şoför efendi, radyoyu aç. Anadolu bir Türk markası olsa da hiçbir zaman bir Türk otomobili olamamıştır.
Ford lisansıyla üretilen otomobilin motor başta olmak üzere mekanik aksamı büyük oranda Ford markasını taşımaktadır. Anadol, toplam 87 bin adetlik üretim sayısına eriştiği 1982 yılında tam bir Türk otomobili olamadan tarih sahnesinden çekilir. Otomotiv sektörünün gerçek gelişimi ve büyümesi ise 1960'ların sonu ve 1970'li yılların başında kurulan montaj fabrikalarının belirli kapasite ve yerlilik oranına ulaşmalarıyla gerçekleşir. 1968'de Tofaş'ın ve 1969 yılında Oyak Renault'un kurulması Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişip güçlenmesinde etkili olur. O dönemde otomotiv ana sanayi üretimi içerisinde otomobilin payı %70'lerdedir. Tofaş ve Renault gibi otomobil fabrikaları üretime geçtikten sonra devlet bu fabrikaların belli bir yerlilik oranına ulaşmalarını zorunlu kılar. Dönemin hükümeti ithal etmeyin, lisans vermeyiz der. Hükümet bu iki fabrikanın daha çok üretebilmek için yerli sanayiciyi kalkındırmalarını, onlara know-how bulmalarını ve destekçi olmalarını bekler. Bu baskı Tofaş ve Renault'un bugünkü Türk yan sanayinin temellerini atan iki fabrika olmasını sağlar. Bu arada Otosan'ın da Türk yan sanayinin oluşumuna ve gelişimine katkısı oldukça fazla olacaktır. Bu ip su gibi akar, Cadillac fazla yakar. Bizim taka dururken aman Chevrolet'e kim bakar? Aksaray'dan tanıdım ben, göz değmesin taksime. İstekle delik çıktı, işler gitti aksine. Döviz getirisi için çok önemli. Her yönüyle baktığımız zaman bizim ekonomimizde otomotiv sektörü çok önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle de bu sektörün bir yol haritası olması gerektiğini düşündük. Yani bu sektörde biz neler yapacağız? Bu sektörde problemlerimiz ne? Ve ileride nereye gitmeye düşünüyoruz? Yani yolunu nereye gideceğini bilemeyen hiçbir yere gidemez diye çok güzel bir söz var. Biz devlet olarak, bakanlık olarak burada bir yol haritası belirledik ve 4 yıl süresince otomotiv sektörünün nereye gideceğini, bu alanda neler yapılacağını belirledik. Strateji belgesinin içine bakarsak neler var strateji belgemizde? Aslında çok önemli şeyler var. Birincisi strateji belgesinde Türkiye'nin bir üretim üssü olmasını hedefledik. Ve buna ilişkin çok ciddi eylemler var. İkinci olarak Türkiye'nin bir otomotivde Ar-Ge üssü olmasını hedefledik. Ve buna ilişkin de çok önemli maddeler var, çok önemli eylemler var. Ve en sonuncusu, belki de en önemlisi, Türkiye'de yerli bir otomotiv üretilmesi için bir hedef var strateji belgesinde. Ve buna yönelik eylemler var. Strateji belgesi geçmişte yapılan planlamalardan ya da hani bu tür ekonomik raporlardan falan çok farklı. İki yönüyle çok farklı. Birincisi çok geniş bir katılımla bu strateji belgesi hazırlandı. Yani herkes kendini strateji belgesinde ifade etti ve herkes kendini buldu. Ve bu da geniş bir sahiplenmeyi beraberinde getirdi. Aynı zamanda da strateji belgesinde belirlenen yol haritasının çok isabetli olmasını sağladı. Bu geniş katılım. İkinci bir yönü ve önemli, çok daha önemli bir tarafı, strateji belgesinde çok önemli şekilde, çok güzel şekilde dizayn edilen izleme ve değerlendirme mekanizması var. Bu izleme ve değerlendirme mekanizması tüm belgenin ve belgenin içindeki eylemlerin gerçekleştirilmesini, gerçekleşmeyenlerin önünde ne gibi engeller olduğunu izleyecek, değerlendirecek. Ve bunu raporlayacak ve ilgili kamunun birimlerine ya da işte bakanlıklara bunu iletecek ve bu engellerin ortadan kalkması yönünde çaba gösterecek. Gerekirse bu konu Yüksek Planlama Kurulu'na aktarılacak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na aktarılacak ve bu kesinlikle çözülecek. Buradaki en önemli şey de şu, her eylem, stratejide yer alan her eylem, kimi sorumluluğunda olduğu net şekilde belirlenmiş durumda. Her eylemin bir sahibi var ve her eylemin sahibiyle birlikte kimlerce gerçekleştirileceğine dair ilgili kuruluşlar var. Bunlar da sorumluluk altında ve her eylemin
hangi süre içerisinde, hangi zaman dilimi içerisinde gerçekleştirileceği belgede yer alıyor. Dolayısıyla çok somut, yapılabilir eylemler var ve bu eylemlerin sahipleri belli. Bu eylemlerin kim, kimlerle beraber yerine getirecek o belli ve bunun çok ciddi, özel sektörü de içine alan bir izleme değerlendirme mekanizması var. Bu yönüyle diğer sektörel strateji belgeleriyle birlikte, Türkiye'nin sanayi stratejisiyle birlikte otomotiv sanayi strateji belgesi de çok önemli ve sektörün önünü açabilecek nitelikte bir strateji belgesi. ...1980'li yıllardan itibaren Türkiye'ye ilgi duyan, özellikle global markaların Türkiye'yi bir üretim üssü olarak seçmiş olmaları, devamında da Türkiye'nin yan sanayisinin hızlı bir şekilde gelişmiş olması otomotiv sektörü ülkemizde birincil sektör durumuna getirdi. Otomotiv sektörü yapısı itibariyle de petrokimya, demir çelik ve tekstile kadar bütün sektörlerde aslında en büyük tüketici durumunda ve sürükleyici, yüksek katma değer oluşturan, yüksek istihdam imkanı yaratan bir sektör ve Türkiye'de de lokomotif sektörlerden bir tanesi. Önceki dönemler itibarıyla bugün ortaya konulan otomotiv strateji belgesine benzer bir çalışma maalesef yapılamamıştı. Bu yönüyle düşündüğümüzde otomotiv strateji belgesi aslında oldukça yararlı bir çalışma. Otomotiv sektörünün geçmişini de irdeleyerek bugün gelmiş olduğu durum itibariyle zayıf ve kuvvetli yönlerini ortaya koyarak geleceğe bir projeksiyon yapmaya çalıştı. Aslında oldukça başarılı bir süreçte de çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Bütün kesimlerin, özellikle sektör içerisinde ve sektör dışından da kesimlerin katıldığı bir çalışma süreci üzerinde ortaya kondu. En azından bundan sonraki süreçlerde otomotiv sektörünün nasıl davranması, hangi yönlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekiyor noktasında daha net bir çalışmalar yapılabilir. Tabii geçmiş süreçlerde Türkiye aslında kalite ve ihracatta oldukça başarılı bir performans sergilerken markalaşma sürecinde arzu edilen seviyeyi yakalayamadı. Bundan sonraki süreçte bu otomotiv strateji belgesinde de bu konular ayrıntılı olarak ortaya konuyor. Yapılacak çalışmaların belki en önemlilerinden bir tanesi sektör içerisinde daha üretimden pazarlamaya kadar olan bütün süreçlerde markalaşmayı öne çıkaracak destekler, teşvikler geliştirmek. Tabii Türkiye'nin bu anlamda kendisine ait bir otomotiv markasının konuşuluyor olması da oldukça anlamlı. Bu konu aslında otomotiv strateji belgesi içerisinde de yer alan bir husus. Kore'nin üretime başladığı dönemlerde biz maalesef hiç hevesimiz olmadı. Hiç böyle bir şeye başlamadık. Bunun sebepleri şudur, budur, siyasidir. İnsanların para kazanma arzularındaki farklı bakışlardır. Onların hiçbiri önemli değil. Çünkü herkes para kazanmak isteyecektir. Fakat devletin yönlendirmesinin Türkiye'de otomobil sanayinin Türk ismiyle kurulmasını ve Türk mühendislerin geliştirdiği araçlar olmasını sağlaması gerekirdi. Böyle bir ortam geçmişte yoktu. Bugünkü şartlarda, bugünkü teknolojilerle sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ben daha ilerisinde bir şey söyleyeyim. Bugünkü otomobil üreten firmalar
arkasındaki yurt dışındaki firmalar olmazsa bir iki sene sonra üretimlerini götüremezler. Kalite düşer, çeşitlendiremezler. Onların bile devam etme şansı yoktur. Bana göre kurulacak bu yeni otomobil fabrikası veya motor fabrikası çok kapsamlı düşünülerek kurulmalı. Çok hızlı üretime girmeli ve hemen akabinde mutlaka yeni modelleri devreye sokarak, yenileyerek büyük bir yarışın içinde çok daha efor sarf ederek yol alması gerekir. Bu dönemde koltuk, döşeme, lastik, kauçuk parçalar ve akü üretebilen Türk sanayisi motor aksamı, piston, sekman, subap, dişli üretimine de geçmiş. Diğer yandan da MAN, Otoyol, Karsan, Otomarsan, Cinoto, Chrysler, BMC, Isuzu, Temsa gibi ticari araç üreten markalar faaliyete başlamıştır. 90'lı yıllarda Türkiye'de otomobil üretmek için yeni markalar yatırıma gelir. Opel ve Toyota'dan sonra Honda ve Hyundai de Türkiye'de fabrika kurmuştur. Ama özellikle otomobil üreten şirketlerde yabancı yatırımcının payı oldukça yüksektir. Bu yatırımlar girişimcileri yerli otomobil üretme fikrinden iyice uzaklaştırır. Çünkü uluslararası sermaye ile kurulan bu markalar ülkeye iyice yerleşmiş, tüketiciler tarafından kabul görmüştür. Dolayısıyla bu rekabet ortamında bir yerli otomobil markasının yaşamasının güç olduğuna inanılır. Bu inancı çeşitli lobiler yaptıkları yerli markanın rekabet şansı yok açıklamalarıyla körüklerler. Buna rağmen ülkenin çeşitli noktalarında kahraman girişimciler de çıkar. Örneğin Ankara'dan Ercan Malkoç ve kardeşleri Etox adında bir spor otomobil prototipini hayata geçirirler. Bir başka çabaysa Yonca Onuk tersanelerinden gelir. Şirket Onuk Sazan ve Onuk S56 adıyla iki spor otomobil prototipi üretir. Ayrıca İzmir Narlıdere'de faaliyet gösteren Çemberci Otomotiv'de el yapımı olan Diardi adlı otomobili ürettiğini ilan eder. Türkiye kendi otomobilini ve kendi motorunu yapabilir. Neden yapabilir? En önemli şey bence şartlar oluştu Türkiye'de. Öncelikle çok güçlü bir yan sanayimiz var. 50 yıldır biz otomobil üretiyoruz. Ciddi bir birikimimiz var, deneyimimiz var. Ve dünyanın en önemli, en büyük firmalarına yan sanayi ürünleri satıyoruz. Yan sanayi olarak da çok önemli. Bir birikimimiz ve deneyimimiz var. Otomobil üretmek için de bunlar çok önemli şeyler. Bir başka şey, çok ciddi bir irade var. Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanımız bu noktada çok net bir tavır koymuş durumda. Bu tavır açıkçası halka da yansımış durumda. Yani Türkiye'deki şu anki şartlar, yerli bir otomobilinin üretilmesi ve bu otomobilin kabullenmesi için yeterli şartlar diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin son dönemdeki siyasi istikrarı, ekonomideki çok güzel iyileşmeler, çok önemli iyileşmeler, Türkiye'nin bölgesinde bir yıldız olarak görülüyor olması, kabullenilmiş olması, özellikle Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya ile çok olumlu, iyi ilişkilerinin varlığı, bize bu şartların oluştuğunu gösteriyor. Diğer bir önemli husus da Türkiye'de otomobil sahipliği oranı çok düşük. Hem dünyadaki ortalamaların altında hem de Avrupa'daki ortalamaların altında. Bugün Avrupa ortalamasına baktığımız zaman Türkiye'nin şu an 20 milyonun üzerinde araca ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu şu demek, Türkiye'de çok önemli şekilde bir iş talep var. Ve bir sanayinin yerleşmesi için, kökleşmesi için iş talep çok önemli. Bütün ekonomistler bunu çok önemli olduğunu söylerler ve gerçekten çok önemli. Türkiye'de yerli bir otomobilin yapılması, Türkiye'de otomotiv sanayinin belli bir noktaya gelmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi bu iş taleple mümkün. Ve bu iş talep Türkiye'de var ve hızla Türkiye'deki otomobil piyasası artıyor, otomobil pazarı artıyor, büyüyor. Artık 1 milyonlara yaklaşan bir otomotiv ürünü satışından bahsediyoruz.
bu otomobil sadece Türkiye için olmayacak tabii ki. Dünya için düşünmemiz lazım. İş pazarı mutlaka çok önemli. Ama bugün Orta Doğu'da biz bunu satabiliriz, Orta Asya'da satabiliriz. Hatta Türkiye'nin ulaştığı kalite, Türkiye'nin ulaştığı üretimdeki standartlar, yani bunu dünya içinde üretebileceğimizi gösteriyor. Şu an biz dünyanın en seçkin markalarına yan sanayi ürünleri satıyoruz ve üretiyoruz onlar için. Gerçekten kaliteli ve Avrupa standartlarında bir yan sanayimiz var. Gerçekten kaliteli bir ana sanayide de kaliteli bir üretim söz konusu. Türkiye'de geriye çağrılan bir tek araç var. Dünyanın her bir tek araç yok. Dünyanın her tarafında hemen hemen büyük firmaların hepsinde geri çağrılmalar oluyor ama Türk işçisi ve Türk mühendisi gerçekten çok becerikli, gerçekten çok mahir ve sıfır hatayla çalışıyor. Bunu biz Toyota'nın yetkililerinden, Hyundai'nin yetkililerinden de aynı ifadeleri duyuyoruz. Aynı tebrikleri alıyoruz. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Gerçekten Türkiye'de iyi bir otomotiv sanayi var, iyi bir otomotiv yan sanayi var. Biz kendi aracımızı üretebiliriz ve bunu dünyaya satabiliriz. Bu aracın aslında yurt içindeki pazar payı da oluşmuş durumda. Yani halkta bir kabullenme var. Yapılan anketler, kamuoyu yoklamaları da halkın yerli bir araca çok olumlu baktığını gösteriyor. Alır mısınız diye sorulan sorulara gerçekten önemli bir yüzde oranıyla evet biz Türk otomobilini alırız ve kullanırız diyor halk. Türkiye'deki insanlar kendi markalarını hem Türkiye yollarında hem dünya yollarında görmek istiyorlar. Tabii buradaki algılama şöyle değil. Söz konusu düşünülen aracın asla şu anda üretilmiş olan global diğer marka araçların standartlarının aşağısında bir hedefinin olmaması gerekiyor. Tabii ki ekonomik yönü ön planda olabilir. Müşteri beklentilerini göz önünde tutan bir yönü olabilir. Ama gelinmiş olan nokta itibariyle Türk tüketicileri de artık belli standartların altında bir araca talep göstermeyeceklerdir. Artık buradaki yaklaşımların bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin kendi pazar potansiyeli de aslında burada çok önemli. 1 milyonlara yaklaşan bir potansiyel söz konusu. Türkiye'nin mevcut şartlar içerisinde büyümesini devam ettirdiği takdirde hep 2020'li yılları baz alıyoruz. 2020'li yıllarda bu sayının 2 milyonlu rakamlara ulaşması hiç de güç görünmüyor. Türkiye'nin oldukça geniş bir kültür coğrafyasında ekonomik etkinliği de artıyor. Aslında biz sadece kendi markamız değil, bu coğrafyalar açısından da belki bir marka olarak kabul görebilecek özellikler arz ediyor. Kayserili girişimci Hasan Basri Özdamar, %100 yerli motor geliştirme çalışmasını tamamlar ve motor testlerden başarıyla geçer. Tüm bu çabaları siyasi otorite de destekleyeceğini söyleyerek girişimcileri cesaretlendirir. Bizim geliştirdiğimiz bir teknoloji var. Benzinli motorlardaki otto ve dizel çevrimini geriye atan high burn optimization dediğimiz HBO sistemi olan bir motor patentimiz var. Bunun defalarca üniversitelerde testler yapıldı. Dünya patenti alındı. Ve %35'in üzerinde yakıt tasarrufu var. Güç artışı var, tork artışı var, müthiş gaz emisyonları var. Piston yan yüzü sürtünmeleri sıfıra yaklaştırıldığı için motor ömrü en az iki misli uzuyor ve motorların bakım periyotları da iki misli uzuyor. Bugün Türkiye'de otomobil üretmek için çok önemli avantajlar var. Bu avantajlardan biri yükselen bir Türkiye imajı var. Bu avantajlardan biri Sayın Başbakan'ın böyle candan isteyip ve arzu ettiği bir olay var. Ve Türkiye'nin yani bir
birinci sınıf bir devlet olması, yani ilk 4-5-6 diyelim içinde, büyük devletlerin içinde olması için kesinlikle otomotiv sanayini kurmuş olması lazım. Silah savunma sanayini kurmuş olması lazım. Bunlar için de adımlar atıldı, çalışılıyor. Bunları yapmadan, bunlar olmadan yapmaya kalkmak yanlıştı. Batı'da büyük bir sıkıntı var. Satışlar düşüyor. İnsanlar işsiz, araç alamıyorlar. Efendim bu Japonya'daki bu tsunami olayından dolayı firmalar hakikaten bir sarsıntı geçirdi. Bir zaman kayıpları oldu. Amerika zaten son yıllarda motorlarda ciddi bir gelişme ortaya koyamıyor, koyamadı. Bilhassa General Motor küçük araçlarda koyamadı. Bizim Türkiye için bugün en şanslı pozisyondayız üretim için. Pazar için de en şanslı pozisyondayız. Türk bayrağını sarılıp öpen büyük bir dünya topluluğu var bugün. Onların pazarında çok ciddi şekilde yer alabileceğimizi düşünüyorum. Ve burada da dışarıdaki firmalara sesleniyorum. Gelin Türkiye'de ortak yatırımlar kurun. Türk ismiyle üretelim ve %100 Türk malı haline getirelim. ...2011 yılına gelindiğinde siyasi irade yerli marka otomobili bir milli mesele olarak ele almış ve bu konuda bir de strateji belgesi deklare ederek yol haritasını çizmiştir. Artık otomobil markası oluşturmak konusunda Cumhuriyet tarihi boyunca şahit olmadığımız düzeyde bir siyasi kararlılık, ısrar ve inadın olduğu görülmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son olarak "bu işe soyunacak bir babayiğit vardır" mesajıyla hükümetin bu konudaki ısrarının bir kez daha altını çizer. Buna girişimci cephesinden cevaplar da gecikmez. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, gruba bağlı TÜMOSAN traktör ve motor fabrikasıyla yerli otomobil üretmeye talip olduklarını söylerken, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da "destek olursa babayı çok" diyerek bu konuda girişimde bulunabileceğinin sinyalini verir. Diğer taraftan Türkiye'nin yerli bir otomobil markasına sahip olma olasılığı eskiden olduğu gibi kimi çevrelerin canını sıkar. Ford Avrupa Başkanı Stephen Odell, yerli marka Türkiye'ye büyük yatırım yapan markaların canını yakabilir derken, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkanı Tom Donahue, "bizim teknolojimiz var. Tanrı yapmak isteyenleri kutsasın ama ortaklaşa yapılırsa daha iyi olur. Özel sektör yapmalı, devlet olmamalı" gibi ne anlama geldiği tam da belli olmayan ifadeler kullanır. Bu arada Otomotiv Sanayi Derneği de kendilerinden istenen yerli otomobil markası oluşturma konusundaki raporu hazırlayarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e teslim etmiştir. Raporda böyle bir marka yaratmak için yatırım maliyetinin 2,5 milyar doları bulabileceği, 1 milyon dolar da pazarlama bütçesine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Ancak Bakan Ergün ve uzmanlar bu maliyetin yüksek olduğunu düşünmekte ve bu rakamların gözümüzü korkutmasına izin vermememiz gerektiğini söylemektedir. Bütün bu gelişmelere baktığımızda şunu görmek mümkündür. Türkiye'nin bir yerli otomobil markası olacak. Hem de çok yakında.